Bismillahirrahmanirrahim. Huvallazî ba'ase fil ummîne rasûlen minhum yetlû aleyhim âyâtihi ve yuzekkîhim ve yuallimuhumul kitâbe vel hikmeh ve yuallimuhumul kitâbe vel hikmete ve in kânû min qablu lefî dalâlin. Euzu billahi mineşşeytanirracim. Bismillahirrahmanirrahim. Hamdolsun o Allah'a ki kendisinden başka her aziz zelildir. Ondan başka her güç sahibi aslında zayıf ve yetersizdir. Ondan başka her mevla ve sahip aslında köledir. Ve bütün varlıklar onun egemenliği altında varlıklarını sürdürür. Merhaba sevgili dostlar. Devam eden bahsimizi burada üçüncü soruyla inşallah noktalamak istiyorum. Üçüncü sorumuz ise ilk iki sorumuzu tekrarlamak istiyorum. Birinci sorumuz ahlakın bir dine, inanca ve elçiye ihtiyaç duyup duymadığıydı. İkincisi ise ahlakın inançla ilişkisi nasıldı? Ahlak ve inanç nasıl bir ilişkiye sahip? Üçüncüsü ise bu inançla birlikte oluşan ahlaki durum yaratanla mahluk arasında nasıl bir ilişki sağlar? Nasıl bir irtibat sağlar? Biz insanlar bize verilen akıl gücüyle Yaradanımızı tanırız. Varlığı bize bahşedeni tanırız. Onun sonsuz gücünü, sonsuz hakimiyetini, mutlak kemalini, bize gönderdiği elçileri, bizi hidayet etmek için vesile karar kıldığı şeyleri tanırız. Tanımakla yükümlüyüz. Bu kendi yapımızda olduğu için ister istemez böyle bir yola sokarız kendimizi. Farz ediyoruz ki burada bizler bir Müslüman olarak Allah'a inancımız var, Peygamber'e inancımız var, onun vasilerine inancımız var, getirdiği Kur'an'a inancımız var ve bir de ahiret inancımız var. Bunlar kabataslak zihnimizde oluşturduğumuz kavramlar da olabilir, bir anlamda yaşamımıza döktüğümüz gerçek inançlar da olabilir. İnsanın doğru yolu bulması, doğru yolda ilerleyebilmesi için dışarıdan onun üzerinde etkili olan her şey aslında ikinci plandadır. Hatta bir peygamber, hatta kitap, hatta vasiler ve gözümüzün önünde gerçekleşen mucizeler, bize gösterilen nişaneler. İlk plan ise insanın kendisidir. İnsan kendisini tanımak istemekle birlikte Yaradanını da tanımak ister. Yolunu da tanımak ister. Ne üzere olduğunu da tanımak ister. Bunu Hazreti Ali'nin bir hadisinde daha önce söylemiştik, ifade etmiştik. İmam Ali buyurmuştu ki,
rahimallahu imra'an en ya'lem min ayn fi ayn ve ila ayn. Allah rahmet etsin o kimseye ki nereden geldiğini, nerede olduğunu ve nereye gideceğini bilsin. Bizler varlığımızda bize verilen, yani yaratılırken bize verilen özellikler hasebiyle ve aynı zamanda maddi bir alemde yaşamamız sebebiyle birçok şekilde sınırlanıyoruz. Sınırlarımız var. Bu da bizleri aslında eksik kılmaya, aslında tamamlanmak istenen bir görevi veya tamamlanmak istenen, kemale ulaşmak isteyen bir varlığı bu dünya, madde dünyası sınırlıyor ne yazık ki. Örnek veriyorum, ben bir şehirde yaşıyorum ve o şehirde hiçbir kimse yok. Benden başka yaşayan kimse yok. O şehre ikinci bir şahıs geliyor. İkinci bir şahsın gelmesiyle birlikte benim kendimce yarattığım dünyadaki özgürlüklerim kısıtlanıyor. Ve bu kısıtlamayla birlikte çatışmalar ortaya çıkıyor. İlk önce fikirsel çatışma. Eğer fikirsel çatışma bir yolunu bulamazsa fiziki çatışmaya dönüşüyor. Bizim günlük yaşantımız da böyle. Bizim günlük yaşantımız da böyle. Ailesi olan insanlar, anne veya baba, yani erkek veya kadın fark etmiyor. Ortak bir hayatı yaşamak isterken aslında iki farklı yapının bir arada olmasını istiyoruz biz. Kadın ayrı bir yapıya sahip, erkek ayrı bir yapıya. Onun bazı özellikleri var, bunun bazı özellikleri var. Bunun kendine göre istediği, sevdiği, zevk duyduğu şeyler var. Erkeğin kendine göre. Ortak inançlara sahibiz. Ancak ortak bir yaşam kurabilme adına ve bu yolda bir kişi hariç, yani ikinci şahsın da eklenmesiyle istenilen doğru yolda ilerlemek biraz daha zorlaşıyor. Aileden bahsediyorum çünkü en küçük topluluk birimi, en küçük toplum birimi ailedir. İki kişiden oluşması topluluk için yeterlidir. Çünkü bir değil artık iki düşünce vardır. İki yapı vardır. Aslında iki inanç vardır. Bizim genel olarak Müslümanlar için bahsediyorum konuyu. Allah inancımız tamam. Peygamber inancımız tamam. Din inancımız tamam. Sorun değil. Genel anlamda ama. İçeriğini bilmiyoruz hala. Burada bir kadın ve erkek, her ikisi de Müslüman, ancak bakıyoruz yaşamlarında, hayatlarında, günlük yaşantılarında birçok şeyde veya bazı şeylerde ayrılığa düşebiliyorlar. Düşünce ayrılıklarına. Kadın farklı düşünüyor, erkek farklı düşünüyor. Bu farklı düşünceler zamanla fikirsel çatışmaya neden oluyor. Eğer biz bazı özellikleri kendimizde oturtmamışsak ve gerçekten insan, bir birey olarak, yaratılan bir varlık olarak kendini tanımamışsa veya tanımaya gayret etmemişse, işte burada oluşan fikir ayrılıkları zamanla daha zarar verici neticeler doğurabiliyor. لك الحمد يا ذا الجود والمجد والعلا تباركت تعطي من تشاء وتمنع. Doğan, olgunlaşan, büyüyen ve ölen varlık olan insan, çocukluk merhalesinde ayrı bir bünyeye sahip, ayrı bir zihne sahip, gençlik ve olgunluk döneminde asıl varlığını tanıyacak, kendini kemale eriştirecek bir yapıya sahip, yaşlılık dönemi ise artık ulaştığı kemal noktada sonuna hazırlanacağı, bu yolculuğun
bir evresi olarak yaşayacak. Kadın, erkek, anne, baba olarak bahsederken buna çocukları da ekledik. Günümüzde anne babalar, her ikisi için de söylemek mümkün, çocuklarıyla bir çatışma halinde veya tam tersi çocuklar ebeveynleriyle çatışma halinde. Bunu daha da geliştirelim şimdi. Bir sınıf ortamı. 10 öğrenciden oluşan bir sınıf ve bir öğretmen. Sınıf toplamda 11 kişi ve 11 ayrı düşünceye sahip, 11 ayrı bünyeye, 11 ayrı düşünceye ve 11 ayrı yapıya sahip. Bunu biraz daha geliştirelim, bir cemaat oluşturalım. Aynı düşünce üzerine yürüyen, aynı inançlara, ortak inançlara sahip bir cemaat ortaya sunalım. 40-50 kişiden oluşan bir cemaat, topluluk, grup, örgüt, kurum, adını ne koyarsak koyalım. Bunların kendi arasında da her ne kadar ortak değerler, ortak düşünceler, ortak fikirler ve inançlar olsa da zamanla görüyoruz ki birçok şeyde farklılık yaşanıyor. Çatışmalar yaşanıyor, ayrılıklar yaşanıyor. Bunu biraz daha geliştirelim. Bir cemaatin, bir topluluğun kendisinin düşüncelerini kabul etmeyen ayrı bir toplulukla karşılaşması. İşte burada olaylar daha da genişliyor. Bu örneğimizi daha da geliştirirsek artık büyük toplumlara, büyük kitlelere tamamen kutuplaşmış iki ayrı yol, iki ayrı fırka, iki ayrı mezhep, iki ayrı meşrep olarak da adlandırabiliriz. Böyle bir ayrılık oluşuyor, böyle bir farklılık oluşuyor. Her ne kadar bu iki farklılığın temeli aynı inançlar, İtikadi meseleler diyelim. Veya aynı cemaat için konuşursak ameli noktalar diyelim. Veya aynı sınıf için konuşursak bir dersin işlenme tarzı diyelim. Bir konu üzerinde yapılan tartışmalar diyelim. Anne baba veya çocuklar üzerinde dersek çocukların eğitimi ve anne babanın birbirine olan muhabbeti ve sevgisi diyelim. Adını ne koyarsak koyalım. Dini inançlar olsun, ameli noktada yapılan eylemler olsun, fikirsel ayrılıklar olsun, bir konu üzerinde tartışılan konular olsun, hepsi aslında temelde aynı inanca sahip olsak da birçok farklılığı yaratan birey ve unsurlara sahip. Burada küçük bir örnekle bunu açıklamak ve tamamlamak istiyorum. Peygamber Efendimizin veya kendisinden sonra gelen vasilerin, 12 imamın geldiği toplumlara bir bakalım. Peygamberimizin risalet görevini üstlendiği toplum bir cahiliye toplumu. Puta tapan, puttan beklentileri olan, birbirlerini en ufak meselelerle öldürebilen, kan davası yaratabilen, kızları diri diri gömebilen, kabileler arasında ceviz kabuğunu doldurmayacak meselelerle savaş çıkartabilen bir toplum. Ondan sonra gelen 12 imam döneminde ise toplumun yapısı biraz daha değişiyor. Bakınız, toplum artık İslam üzere, adı İslam, adı Allah inancı taşıyan, adı peygamber inancı taşıyan, doğruluk, hidayet, kemal din adını taşıyan, kitapları bir, peygamberleri bir, Allah'ları, ilahları, inandıkları varlık bir olan bir toplum. Sözde ama zahirde. Ahiret inancına inanıyor bu toplum. Ve bakıyoruz bu toplumda ne kadar fitne, fesat, kavga, çatışma, kanlı savaşlar ve ayrılıklar, sonunda fesat ve nifaklar ortaya çıkıyor. Bunun en temel nedeni peygamber ve onun vasileri olan 12 imamın
insanlara ne üzere gönderildiğini anlamamamızdan kaynaklanıyor. Peygamber ve Ehl-i Beyt, imamlar, masumlar bizlere bizde olmayan, bizde var olmayan bir şeyi tanıtmaya, bizi ona çağırmaya gelmedi. Yoktan bir din yaratmadılar. Yoktan bir şey sunmadılar bize. Peygamber gönderildiği ümmete, yani bizlere zikirdi. Yani bir hatırlatmaydı. O bizi müjdeleyen ve bizi korkutandı. Bize hiç yoktan bir şeyler oluşturmadı. Elimizde hiçbir şey yokken bizim için bir şeyler yapıp demedi buna inanın, buna gelin. İnsanı aslında kendine çağırdı. Gafletten uyanmaya çağırdı. İnsanları cehaletten, zulmetten, karanlıktan, şeytani vesveselerden, şeytani yollardan kurtarmaya, doğru yolu göstermeye geldiler. İnsana kendini tanıtmaya geldiler. Bütün örneklerimin başına dönüyorum burada. Bir insan olarak, bir birey olarak, bir mahluk olarak ben, insan, bir kişi. Ne olduğumu bilirsem, nasıl bir varlık olduğumu bilirsem, ne üzere yaratıldığımı bilirsem, karşımdakinin, etrafımdakinin bana beni sınırlayıcı olarak gördüğüm ikinci kimsenin aslında beni hiçbir şekilde sınırlamadığını, onun da benim gibi bir varlık olduğunu anlamamı sağlar. İnsan, diğer bahislerimizde de, diğer sohbetlerimizde de anlattığımız gibi en temelinde muhtaç, zayıf, güçsüz, her şeyiyle fakir, her şeyiyle muhtaç bir varlık. Böyle bir varlık kendince doğrulara, kendince bazı sabit inançlara sahip. Eğer inançlarımız sağlam ve sabitse burada konumuz farklılaşıyor. Bizim konuştuğumuz konu tamamen insanın doğruları gerçekten hakkıyla, hakikatiyle bilememe noktasından kaynaklanıyor. İşte bu yüzdendir ki biz ayrılıklara düşüyoruz eşimizle, çocuğumuzla. İşte bu yüzdendir ki biz ayrılıklara düşüyoruz biz arkadaşımızla veya dostumuzla, öğretmenimizle. İşte bu yüzdendir ki biz ayrılıklara düşüyoruz bilen insanla, bilmeyen insanla, cahiliyle, bilgisiz insanlarla. Gerçekten bizim inançlarımız sağlamsa yaratıcımıza karşı, gerçekten sağlam ve kesin deliller üzere ise, bunları yaşarken dahi bize bazı kısıtlamalar, bunları yaşarken dahi bize bazı öğretileri bazı yöntemlerle başkasına aktarmamız, hatta kendimizde yaşamamız öneriliyor. İnsan ne kadar rahmete muhtaçsa Rabbinden, bunu da bilmelidir ki ona karşı hata yapan bir başkası da aynı rahmete senin kadar muhtaç. Biz gerçekten pişmanlık gösteriyorsak ve tövbe ediyorsak Rabbimize, Allah da bizi bağışlıyorsa ve biz buna inanıyorsak, başkalarından bize gelecek bir özrü kabul etmemiz gerekir. Başkalarına, kendime karşı ilk önce insanın kendisine karşı bir saygısı, hoşgörüsü, yumuşak huylu davranması ve ardından diğer insanlara da aynı şekilde davranması insana hidayet kapılarını açan, doğru yolu gösteren bir vesiledir. Peygamberimiz nice insanı, putperesti veya müşrik bir insanı bu şekilde Müslüman etti. İslam'a getirdi. Sözleriyle değil, özüyle, ameliyle ve davranışlarıyla insanları Allah'a çağırdı. Ve onlar da içlerinden gelen o hakikat arzusunu Peygamber'de gördüler ki
Onunla bu yolu seçtiler. O yüzden bu yolu seçtiler ve bu yola kendilerini çektiler. Bir başkasının istemiyle, bir başkasının zoruyla değil. İşte o yüzden dostlar, inançlarımız, ahlakımız ve ameli noktamız birbirinden ayrılmayan bir bütündür. Biz nasıl yaratıcımıza her yönümüzde muhtaçsak, şunu da bilmeliyiz ki etrafımızdaki herkes bir şekilde muhtaç. Biz bir şekilde güçlüyüz, bazı güçlü yönlerimiz var. Başkalarının da başka şekilde güçlü yönleri var. Ama ortak noktamız zayıf oluşumuz. Birbirimize bu gözle bakmalı ve birbirimize insaflı davranmalıyız. Bugünkü dersimizi de burada bitiriyorum. Gelecek dersimizde inşallah zulüm konusuna başlamak ve ahlaki öğretilere girmek istiyorum. O dersimize kadar Allah'a emanet kalın, selametle kalın. Rabbena fe'ufir